bir video ile merhaba arkadaşlar. Ben Merve, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlere ev turu videosu çekeceğim. Detaylarını anlatacağım. Evimin neyi nereden aldığımı söyleyeceğim. Daha önce de aslında bu tarz bir video çekmiştim ama eksik çok fazla şey anlattığım için çok soru geldi. O yüzden tekrar çekmek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu bittikten sonra beğenirseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Fikirleriniz benim için çok önemli. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şöyle girişimden anlatmaya başlayayım. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Biz buradan önce bir kiralık bir evde oturduk bir sene kadar. Sonrasında bu evi satın aldık. Buraya geldik. O yüzden eşyalarımın birçoğu oraya göre de alınmış şeyler var. O yüzden burada daha farklı dekora etmek zorunda kaldım. Çünkü ya bir sene içinde yeniden eşya almak ya da eski eşyalarımı bir kenara kaldırmak istemedim. O yüzden burada farklı bir düzende kullandım. Bunu belirtmek istiyorum. Bir de benim ailem zaten biz tayinciydik yani hayatım boyunca. Yaklaşık 10 tane falan ev değiştirmiştik. O yüzden annem eşyalarını ona göre al. Bütün evlere uyum sağlayabilecek büyüklükte olsun falan dediği için ben o şekilde her yere uyum sağlayabilecek gibi ürünler tercih etmeye çalıştım. Şimdiden bunu söylüyorum çünkü bazı halılarım, perdelerim yani eski evime göre olduğu için buraya çok fazla uyum sağlamadı maalesef. Bunu belirtmemde fayda var diye düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Girişimde çelik kapımı ben beyaza boyadım. Daha önceden normal koyu renkli bir çelik kapı rengindeydi ve bu şekilde bence çok daha aydınlık bir görünüm sağladım koridorumda. Bunun da eski halini bulursam buraya bir yere fotoğrafını koyarım. Sonrasında şuraya bir nazarlık astık ve şurada bir anahtarlığımız var. Ben bu anahtarlığı Trendyol'dan satın almıştım. Girişte bizi şöyle bir koridor karşılıyor. Bu koridordaki halılarımı arkadaşım Melike sağ olsun bana doğum günümde hediye olarak almıştı ve çok severek kullanıyorum. Çok kullanışlılar. Kesinlikle kaymıyorlar. Çok rahat kullanıyorum o yüzden. Şuraya şu şekilde bir dekorasyon yapmaya çalıştım. Şurada da bir ayakkabılığımız var. Bu ayakkabılığı da aslında geçici olarak aldık. Biz buraya daha büyük, şurayı kaplayacak şekilde bir portmanto yaptırmayı planlıyoruz. Ama yeni taşındığımız için henüz onu, yani ona bütçe ayıramadığımız için geçici olarak böyle bir şey aldık. Bundan sonra mutfakta farklı bir yerde kullanabiliriz diye düşündüm. Bunu da A101'den 150 lira civarı bir fiyata almıştım sanırım. Burada işte günlük ayakkabılarımız falan duruyor. Burada dediğim gibi böyle bir dekorasyon ürünlerim var. Bunlar da yılbaşından beri hala bu süsler burada duruyor. Başka süsüm olmadığı için şimdilik bunlarla idare etmeye devam ediyorum. Şurada girişte misafir terliklerim var. Bunları da gelen misafirlerimize direkt buradan veriyorum. Girişte solda ilk bizi karşılayan küçük bir lavabomuz var. Bu lavaboya şöyle bir dolap taktırdık. Burada sadece ayna vardı eskiden. Bu şekilde daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Misafirlerimiz çünkü tam karşısındaki odada kalıyor geldiğinde. Buraya da işte bakım ürünlerini, diş fırçalarını falan filan koyabilmeleri için böyle bir şey tercih ettim. Burada yerde şöyle bir halım var. Bu halım eski banyomda, ya banyoma tam uyum sağlıyordu ama buradaki banyom büyük olduğu için buraya farklı bir halı aldım. Bunu da buraya koydum. Şimdilik burada yine sağ tarafa geçtiğimizde tam tuvaletin karşısında oturma odamız var. Oturma odamızda şöyle bir L koltuk tercih ettik. Bunu biz Türkmen Mobilya'dan satın aldık. Bu tamamen açılabiliyor şu kısmı ve açıldığında 3 kişilik neredeyse bizim yatak odasındaki yatağımızdan bile daha büyük bir yatak oluyor. Misafirlerimiz çok rahatlıkla burada kalabiliyorlar. Burada şu şekilde fon perdelerimiz var. Bu arada perdelerimizin hepsini biz taştan satın aldık. Burada Çorlu'da yaşıyoruz. Biz Çorlu'da Taç'ın mağazada satış fabrikası var. Oradan satın almıştık. Burada şu şekilde bir beyaz halımız var. Bu halıyı da bir önceki evimde koridoruma almıştım. Aslında yatak odasında da bunun uzun olanı var. Göreceksiniz. Orada koridorumuz hem geniş hem de uzun iki parçaydı. Ama burada eski odadaki halı buraya küçük geldiği için şimdi bunu buraya koymayı tercih ettim. Burada da gayet uyumlu oldu bence. Şurada bir tane annemin bana yapmış olduğu el emeği bir saatim var. Bunu annem yani bütün detaylarını, çiçeklerini, yapraklarını tek tek kendisi hamurlardan yaptı ve sonunda boyayarak bu şekilde bir dizayn yaptı. Şöyle bir avizemiz var burada. Zaten son yıllarda sıkça karşılaşılan avizeler. Burada konsolumu buraya koymayı tercih ettim. Çünkü salonumda yer yoktu. Burada da hem odaya da bütünlük sağlayacağını düşündüm. Burada böyle korona döneminde eldivenlerimiz, maske stoklarımız falan duruyor. Şurada eşimin birkaç eşyası var. Şurada da şöyle birkaç dekorasyon ürünüm var. Şu ayna aslında buraya bir yere takılacak ama
Henüz maalesef takamadık. Bu arada bu parkeleri ve fayansları da biz bu eve geldikten sonra değiştirdik. Önceki halini yine bulursam fotoğraflardan eklerim. Baya biraz tadilat yapmaya çalıştık yani burada. Bu odamız da bu şekildeydi. Sonra buradan devam ettiğimizde sağ tarafta yine bir küçük odamız var. Biz bu odayı şimdilik giyinme odası gibi kullanıyoruz. Yüklük giyinme odası ama ileride çocuk odası olur diye düşünüyorum. Şurada şöyle bir yüklüğüm var. Şurada birkaç bebek eşyaları geçen videomda göstermiştim aldıklarım. Bu aslında yan odada duruyordu. Oturma odasında duruyordu eski evimizde ama şu an oraya çok küçük geldiği için bunu şimdilik buraya serdik. İleride de çocuk odasında kullanabilirim diye düşünüyorum renklerinden dolayı. Bence uyum sağlar. Yatak odamızın gardırobunu buraya koyduk biz. Yatak odası daha geniş oldu bu şekilde. Burası da giyim odası gibi oldu dediğim gibi. Yatak odasını da kelebek mobilyadan aldık. Şurada şu şekilde bir askılık kullandım. Bu askılıkta kışın montlarımız asılı duruyordu. Portmantomuz olmadığı için. Yaz geldiği için şimdi montları kaldırdım. Böyle uzun eteklerimi falan dolapta sıkışan şeylerimi buraya koydum. Şuraya kısmına da çantalarımızı astım. Şurada birkaç böyle el işi gereksiz şeyler var. Şurada bunların içlerine yastık kılıfı, çarşaf gibi şeylerimi bunların içine koydum. Seccadelerimi falan daha rahat misafir geldiğinde bulabilmek için. Çamaşır sepetim, mandal sepetim ve ütüm burada duruyor. Kapının arkasında da ne yazık ki çok uzun olup da dolaba sığmayan, dolapta kırışan elbiselerimi ütüleyip oraya astım ve gelinliğim, kına kıyafetim falan burada duruyor. Dolabın şöyle kenarında da valizlerimiz, ütü masası falan bunlar da bu şekilde burada duruyorlar. Burada da yine şöyle düz bir desensiz perde tercih ettim. Keten gibi. Bunların hepsini dediğim gibi taçtan aldık. Bu odamız da bu şekilde. Buradaki avizemiz de şöyle göstereyim. Bunu da altın rengi yine Trendyol'dan almıştım. Buradan devam ettiğimizde banyomuz mevcut. Banyonun yine fayanslarını değiştirdik. Duşakabinini değiştirdik. Duvarlarımızı değiştirmedik. Bu çok soruluyor. Neden yerleri değiştirip duvarları değiştirmediniz diye. Duvarlar çok masraflı olacaktı bizim için. Yer sadece tek bir alan ama duvarlar dört duvar ve çok büyük bir alan. O yüzden oraya yani bütçe ayıramadık. Aslında yerleri de değiştirmeyecektik ama klozet şu taraftaydı ve çamaşır makinesi için bir yer yoktu. O yüzden bunu yer açıp bunu da bu tarafa kırıp şurayı buraya kaydırdılar. Burada da küvetli bir duşakabin vardı. Onu kaldırıp onun yerine bunu yaptırdık. Burada yerde kırmalar olduğu için mecburen bunun zeminini değiştirmiş olduk. Burada böyle girişte çamaşır sepetim var. Şuradaki beyaz dolap ve şuradaki beyaz dolap eski banyomuz için almıştık. Orada hiç dolabımız yoktu bizim. Oradakileri de buraya getirdik. Bunda havlularım var, misafir havlularım falan. Burada da banyo araç gereçleri duruyor. Şuradaki tuvalet kağıdını siyah tercih ettim buraya uyması için. Duşakabinin içindeki şu metal şeyi de siyah tercih ettim uyumlu olması için. Onun dışında bu tarafta da şöyle iki tane dolabımız var. Bu dolapların da yine banyonun eğer görüntülerini bulabilirsem eski halini buraya bir yere koyarım. Bu dolaplar koyu kahverengiydi. Ben bunları siyaha boyadım. Şunun camdı, içi görünüyordu. Orayı da siyaha boyarak içinin görünmesini engellemiş oldum. Orada da yine banyo araç gereçlerimiz var. Banyo takımında şu şekilde siyah bir takım tercih ettim. Burada şöyle bir lavabomuz var. Lavabo biraz kullanışsız aslında. Şurayı yıkadığımızda altına çok fazla su gidiyor. O yüzden tahtaya biraz zarar verdiğini düşünüyorum. Onu ben olsam hani şöyle bitişik bir şekilde dolapla birlikte olanlardan yaptırdım ama bunları şimdilik değiştiremedik. Böyle kaldı. Şurada yine şöyle bir aynamız var. Bunu da kenarlarını ben siyaha boyadım. Bu şekilde burada böyle ürünlerimiz duruyor. Cilt bakım ürünlerim falan filan. Buraya da böyle bir halı tercih ettim. Mermer desenli. Yakıştığını düşünüyorum. Şurada tartımız var girişimizde. Ama tartımızın pili bitti ne yazık ki. Kullanamıyoruz şu anda. Buradan yine devam ettiğimizde şuraya küçük bir kiler gibi bir oda yapmışlar. Ben buraya işte tadilattan kalan parkeleri, fayansları falan koydum. Pazar arabamız var. Yeni aldık bunu da. Süpürgen bileden böyle eşyalar, gereksiz eşyalar burada duruyor. Normalde kapısı kapalı duruyor misafir falan geldiğinde ama şu an öyle kalmış. Sonrasında mutfağımız. Bu mutfağın da eski resimlerini buraya bir yere koyacağım. Eski mutfakla şu anki mutfak arasında dağlar kadar fark var gerçekten.
Burayı biz yaptırdık. Burayı da aslında boyamayı falan düşünüyordum ama kayınvalidemler sağ olsunlar bize destek oldular. Burayı tamamen yeniledik biz. Burada şöyle dolaplarımız var. Beyaz eşyalarımın hepsi arçelik. Gri tercih ettim. Gri seviyorum. Fırınımız ve ocağımız da arçelik. Onları da beyaz tercih ettim. Buraya böyle uyum sağlar diye düşünerek. Şurada şöyle bir masamız var. Masa sandalyelerimiz. Masamızı Monte Sehpa'dan almıştık. Sandalyelerimizi de yine internetten böyle iki iki satın aldık. Masamın üzerinde şöyle meyvelerim falan var. Şu tepsi de bana hediye geldi. Çok severek kullanıyorum. Şöyle şu peçeteliğimi de annem aldı. Burada yanık kremim var. Sürekli elimi yaktığım için mutfakta biraz sakar olduğum için orada duruyor. Burada da bu sanırım ıhlamur ya da ada çayı öyle bir şey. Annem verdi. Hem dekor niyetine kullanıyorum hem de oradan koparıp çay demleyebiliyorum. Tezgah üstümdeki fişler biraz sorunlu olduğu için çay makinemi de buraya koydum. Şuradaki prizle kullanıyorum bunu. Sonrasında şöyle devam edeyim buradan. Şu duvarlarımızı da duvar fayanslarını da değiştirdik. Tezgahımızı tamamen değiştirdik. Gri tercih ettim. Beyaz ve gri ağırlıklı bir mutfak oldu. Burada böyle köşede yine meyve şeyim, suyumuz, peçetelerim falan duruyor. Şunu da günlük olarak kullandığım tepsim duruyor. Sonra tezgah üstümde aslında yani tezgah üstü şöyle bakıldığında kalabalık gibi görünebilir size ama çok fazla yer olduğu için bana yetiyor. Şurada yemek yapıyorum. Şurada doğrama işlemlerimi yapıyorum. Bulaşıklığımı buraya açtığımda kullanabiliyorum rahatça. Bu şekilde. Burada sadece değişecek tek bir şey kaldı. O da şu musluk. İnşallah onu da değiştireceğiz. Şu su arıtmasını da benim annemler taktırmışlardı sağ olsunlar ev hediyesi olarak. Suyumuzu artık hiç dışarıdan almıyoruz. Çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Şurayı, burada kaloriferin üzerinde dolap eskiden de vardı. Bunu aslında kapattırmamayı düşündük ama çok kötü durduğu için sonradan oraya yine bir dolap yaptırdık biz. Orası da hem tezgah açısından yine bir alan olmuş oldu. Hem de şöyle kahve makinalarımı falan buraya koydum. Filtre kahve makinem, Türk kahve makinem, French press'im, kahvelerim gibi burada böyle araçlarım var. Şurada şöyle bir girinti var. O girintiye de tam baharatlıklarım iyi denk geldi yani. Onları da oraya yerleştirdim. Burası da bu şekilde. Ankastrem şöyle. Şu davlumbazı Ferre marka tercih ettik. Çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ocağım ve fırınım da arçelikten. Benim çaydanlığım genelde burada duruyor. Çünkü dolaplarımda ona yer kalmadığı için o sürekli orada duruyor. Şurada da şöyle kaşıklıklarım falan var. Buranın perdelerini de şu kırmızılı olan perdeyi annem dikti. O aslında iki kanat ama şu tarafa geldiğinde engel olduğu için tek bir tarafta topladım. Onun yine şurada bir runner'ı var. Bu masamın üzerine plastik şu şeyden alıp koydum. Belli olmuyor aslında ama bunu onun altına koydum. O yüzden hep burada duruyor. Hiç çıkarmıyorum. Rahat bir şekilde kullanılabiliyor silerken falan. Bunun yine dediğim gibi annem dikti bunları. Runner'ı, masa örtüsü, önlüğünü dikmişti bir tane. Bir de işte buradaki perdelerin bunları annem dikti. Diğer bütün evin tüllerini de annem dikti bu arada. Buradaki tülümü de annem dikti. Bu eski evimize göre dikilmişti. Kısa kaldı burada biraz o yüzden ama şunlara denk gelmemesi için kısa olması zaten tercihimdir yani. Burada güneşliğim yok. Bu şekilde kullanıyorum. Karşı daireye çok yakınız ama hiç güneşliklerini açmadıkları için sıkıntı olmuyor. Bir de şurada üstte fırfır var aslında bunun ama buradaki kornişe pek uyum sağlamadı. Onu taktığımda çok sıkışıyor ve kötü görünüyordu. O yüzden onu taktırmadım. Şurada patates soğanlığım duruyor. Bunu da böyle bir taburenin üzerine koydum. Yerden almak, eğilip kalkmak zor olduğu için. Burada da kombiyi taktırmışlar ama kombi maalesef biraz kapıya engel oluyor. Şöyle göstereyim. Kapıyı açtığımızda kapı sadece bu kadar açılıyor ve oradan geçerken sürekli çarpıyorum ne yazık ki. Balkonda da çöpüm falan var. Şöyle bir mutfakta balkonumuz var. Şuraya domates, biber ektim yeni. İnşallah çıkarlar. Burada mangal malzemelerimiz falan filan var. Böyle. Buradaki avizemiz de şu şekilde. Şurada da annemin yaptığı kışlık domateslerim duruyor. Onları da görebilirsiniz. Şuraya da dolabın kenarına bir tane tabela astım. Onu da Migros'tan almıştım. Orada önemli gördüğüm notları yazıyorum. Mesela demir rapı yazmışım. Demir rapımı unutmak için sürekli unutuyorum çünkü. Oraya mesela alışveriş listemi falan yazıyorum. İyi oluyor benim için. Eksiklerimi. Sonrasında yatak odasından devam edelim. Yatak odamız yine kelebek mobilyadan dediğim gibi.
Burada girişte şöyle bir komodinimiz var. Komodinin üstü birazcık kalabalık ama onları sokacak bir yerim yok maalesef. Bu şekilde kullanıyorum. Beni de rahatsız etmiyor. Elimin altında olması gereken şeyler çünkü. Komodinin aynasını biraz yukarıya monte ettirdik. Çünkü tam şunlara denk geliyordu. Aşağıya olmuyordu. Mecburen yukarıda oldu. Gene göz hizama denk geliyor. Sorun olmuyor ama biraz böyle sanki aralarında çok boşluk varmış gibi duruyor. Bunu ileride boy aynası olarak yaptırmayı düşünüyorum. Ama şu an arkasında o şekilde asabileceğimiz bir aparatı olmadığı için şimdilik burada bu şekilde kullanıyoruz. Sorun olmuyor benim için zaten. Şurada pilates topum var. Hamilelikten dolayı ara sıra pilates yapıyorum. Onlar orada duruyor. Komodinlerim bu şekilde. Komodinimin üstünde şurada el işi şeylerim var. Burada minik amigurumi kalpler yaptım. Bunları inşallah süs olarak bebek odasında ya da şu girişteki şeyimde kullanmayı düşünüyorum. Pamuğu da yine onların içine doldurmak için kullanıyorum. Bir bardakta hep suyum duruyor burada. Şurada bir ebeveyn banyomuz var ama burası tuvalet yok burada. Sadece şu şekilde duşakabim. Buraya kombi bağlı olmadığı için elektrikli şofren var. Şurada şöyle bir aynamız falan var. Böyle bir lavabomuz var. Sonrasında yatağımız bu şekilde. Yatağımız bazalı. Bazalı tercih ettim çünkü çok fazla kalabalık topluyor gerçekten. Yatak başlarımız da böyle. Bunlar çıkabiliyor aslında ama bunları biz hiç çıkarmadık. Hep böyle kullanıyoruz. Kitap falan okurken rahat olsun diye böyle tercih etmiştim. Hem de görüntüsü hoşuma gitmişti. Yatak odamdaki halılarım mavili. Bu şekilde. Bunları da Çorlu'da bir halıcıdan almıştık. Burada yine dediğim gibi size oturma odasındaki halının bir eşi burası. Burada. Bunlar eski evimde koridor halılarıydı ama burası çok boş kaldığı için bunu da buraya sermek istedim. Şurada da yine şöyle bir küçük halım var. Bunlar eski yatak odama tam oluyordu aslında. Diğer maviyle ikisi. Şu anda birazcık burası bomboş kalınca o halıyı da serdim. Şurada böyle çocukluğumdan kalan bebeklerim ve şurada da eşimin ilk evlendiğimizde doğum günümde aldığı ayıcığımız var. Perdelerim de bu şekilde. Buradaki perdem de yine sade. Olabildiğince sade tercih ettim hepsini. Burada da bir balkonumuz var bu arada. Buradaki balkon en büyük balkon. Burayı sonradan dekore edilebilir diye düşünüyorum. Şimdilik sadece çamaşır asmak için falan kullanıyorum. Şöyle bayağı büyük burası. Burada yine böyle çiçeklerim var. Kaktüslerim, sardunyalarım falan. Burası bayağı büyük. Burayı inşallah ileride kapattırabilirsek dekore edip kullanmayı düşünüyorum. Çünkü evler birbirine çok yakın olduğu için bu evin en eksi yönü o. Birbirine yakın olduğu için maalesef rahatça oturulmuyor yani. İnşallah oraya da kapattırırsak kullanmayı planlıyorum. Buradan çıktığımızda yine koridorumu da göstereyim. Bu taraftan görünüşte bu şekilde koridorumuzun. Lambalarım bunları da buradan bir avizeciden satın almıştık. Yerel bir şeyden. Şuraya ben punchla şöyle küçük tablolar yaptım. Merve ve Furkan'ın harfleri. İlk deneyimlerim çok güzel olmayabilir. Burada en son olarak da salonumuz var. Salonumuzdaki koltuklarımız ve TV ünitemiz, yemek masamız hepsi Türkmen mobilyadan yine. Bunları Türkmen mobilyadan satın aldık. Şuradaki halılarımızı da Pendik'te bir halıcıdan satın almıştık. Bu halıları eskiden eski evimizde bir tanesi ortada duruyordu. Bir tanesi de yemek masasının altında duruyordu. Ama bu ev biraz daha geniş olduğu için yetmedi. Bunları buraya almam gerekti. Masanın altında olması da süpürmek açısından çok zorluk oluyordu. Burası şu an çok daha kolay süpürülüyor bir şey döküldüğünde. O yüzden böyle çok rahat kullanıyorum açıkçası. O yüzden memnunum. Şurada şöyle. Birisi kahverengi, diğerleri gri koltuklarımızın. Aslında bunlar kahverengi burada, gri burada duruyordu ama sürekli bunda oturduğumuz için dedim biraz değiştirdim, çökecek koltuklar en sonunda. Bunları böyle yer değişikliği yaptık. Normalde sadece şu uzun olan şu şekilde kareli keten, kumaşı da keten bu arada, bu kumaşımız da keten. Bu yastıklar vardı. Ben şu yastıkları alarak renklendirmek istedim odamı. Kendim böyle dekore ettim. Onları ara sıra renklerini değiştirerek kullanırım diye düşündüm. Şurada şöyle bir orta sehpamız var. Bunu mobilyayı aldığımız yer bize hediye olarak vermişti. Şurada yine küçük sehpalarım var. Bu sehpaları aslında normal misafir geldiğinde kullanmak için satın almıştım ben. Mermer desenli şu şekilde. Ama bunları tek bir tabak sığdığı için misafir geldiğinde çok zor oluyor kullanımı. Yeni bir zigon sehpa almayı düşünüyorum. Böyle dikdörtgen falan normal eski tip olanlardan. Bunlara da çiçeklerimi koyarak börek kullanmayı tercih ettim. Böyle daha çok işe yarıyorlar. Burada aloe veralarım ve şunun ismini bilmiyorum ama kardeşim hediye etmişti onu da bana. O var. Buradan
Havalar şu son haftalarda çok sıcak olduğu için vantilatörü kurduk ama sonrasında havalar tekrar soğuduğu için de şuraya battaniyemizi yine getirdik ne yazık ki. Buradaki perdelerim de fonlarım şu şekilde kahverengi keten yine. Bunları da kumaşını aldık annem dikmişti. Buradaki tüllerim de böyle yine sade bir model. Hafif böyle kırık beyaz gibi rengi tam beyaz değil. Şuraya maalesef bir perde ayarlayamadığım için fon perdesinin birini bu tarafa alarak orayı kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü burada oturuyoruz sürekli. Televizyon tam şurada olduğu için. Burada oturduğumuzda da tam yan daireden bizi görüyorlar. O yüzden orasının kapalı olması için orayı tercih ettim. Şurada orkidelerim var. Çok güzel açtı bunlar. Bayağıdır uzun süredir açık durumdalar ve umarım solmazlar. Şuradan da yeni tomurcuklar, yeni dallar vermiş. Şöyle göstereyim. Çok mutluyum yani bunlar açtığı için. Çünkü orkiden bir soldu bir daha. Üstündekiler döküldükten sonra hiç açmamıştı bir senedir falan. Böyle. Şurada bir tane tekli koltuğumuz var. Burada da yemek masamız var. Yemek masamızın kenarında şimdilik şu çiçeklerim duruyor. Onları da normalde yani misafir geldiğinde falan başka bir yerlere koyuyorum masayı kullanmak için. Ama şu anda bize eğer burada yiyecek olursak zaten şu kısmı bize yetiyor. Oraya bir örtü serip oraya kullanıyorum. Çiçekler bizim için sorun olmuyor. Burada yine aynı şekilde fonlarımız ve tülümüz var. Bunları da yine koltuklarımızın kumaşlarından yaptırdık. Bunlar kahverengi. Şu iki tane kenardakiler de gri olarak. Bunları da severek kullanıyorum. Gayet kullanışlı. Masamız açılabiliyor bu arada. Şurada da şöyle bir TV ünitemiz var. TV ünitemiz üst ve altı şu şekilde iki şeyden oluşuyor. Ve şu kenarlarında da ikişer tane rafları vardı normalde. Ama rafları buradan bunları biraz televizyonu duvara asarken yanlış ayarlamışlar. Hatta şurada da delikleri görüyorsunuz. Onları babam ve eşim yanlış hesapladığı için orası öyle açık kaldı. İnşallah kapatacağız onları alçıyla. Şu kablo da beni çok rahatsız ediyor. Mesela o da oradan geçiyor ama yapabileceğim bir şey yok maalesef. Görünüyor yani. Yapacak bir şey yok. Onlar dediğim gibi yanlış biraz orantılı olduğu için şu an rafları astığımızda bir tarafı dışta kalıyor. Orantısız kötü duruyor. O yüzden onları bu evimizde asmadık. Onları da belki konsolun üstündeki yere asarız diye düşünüyorum. Orada da bir dekor olmuş olur. Burada da bu şekilde bambularım var. Bambuları çok sevdiğimi bildiği için eşim bana bir gün gelirken sürpriz yapıp hediye olarak bambu alıp gelmiş. Çok mutlu olmuştum. Burada böyle dekorasyon ürünlerim var. Şunları şöyle bir taban vardı. İçine ben toplayıp koydum bunları dışarıdan. Dekore ettim. Şunlar normalde bardak altlı ama ben bunları şimdilik burada böyle dekorasyon gibi görüntüsü hoşuma gittiği için kullanıyorum. Bu arada şunu göstermeden edemeyeceğim. Bunları aldık ama bunlara uygun bir vazomuz olmadığı için cam bir vazo olması gerektiği için bunu en büyük bulabildiğim kavanozun içine koydum. İnşallah onlara bir vazo alacağım yakın zamanda. Televizyonumuz da Vestel. Çok memnun muyum? Ben çok memnun değilim. Bazen sıkıntılar çıkarabiliyor ama öyle tercih ettik. Burada da böyle. Şurada küçük bir her evde olan artık süsüm var. Şurada da kitaplarımız var. Bu arada burada da annemin yaptığı bir tablo var. Bunları rölyef tablo. Bunları böyle kat kat kağıtlarla yapıp en sonda mesela şuradaki ağaçlar, hepsi kabartmalı çatıları, pencereler, tüller var minik minik. Onları annem kendi yaptı. Çok güzel bir tablo. Çok fotoğraftan, videodan belli olmuyor ama biz böyle buraya asmayı tercih ettik. Çok hoşuma gidiyor ve annemin el emeği olduğu için de ayrıca benim için değerli. Şuraya bir tane kanvas tablo gibi bir şey istiyorum aslında. Düğün fotoğraflarımızdan birini yaptırmak istiyorum. Biraz böyle boş kaldı evimiz. Burada da bu arada avizemiz koridordakilerle aynı. Buradaki de böyle üçlü bir şekilde kullandık. Bir de şurada yemek masasının üstünde şu kısmada bir şeyler ayna olabilir, çerçeveler olabilir. Oraya da bir dekorasyon yapmak istiyorum ama henüz onlara sıra gelmedi maalesef. İnşallah nasip olur. Ev turu videom bu kadardı. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Umarım zevkimi beğenmişsinizdir. Önerileriniz, tavsiyeleriniz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. İmkanlarım el verdiğince değerlendirmeye çalışırım tabii ki. Bu videoda birazcık böyle nefes taşması, bir nefes darlığı olayı yaşadım maalesef. Rahatsız edici olabilir belki. Kusuruma bakmayın lütfen. Hamilelikten dolayı birazcık son zamanlarda bu sorunu yaşıyorum maalesef. Bunun dışında söylemek istediklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.